Çok nadirdir. Yani doğumsal bronşektaziler çok nadir olur. Bu bronşlarımızda cilia dediğimiz şeyler var, böyle tüycükler var. İçeriye bir yabancı cisim girdiğinde, ya yani toz girdiğinde, mikrop girdiğinde bu tozcuklar bunu fark eder ve öksürerek bunu atarız. Bazı kişilerde bu cilia dediğimiz küçük tüycükler hareketsiz olur. Hareket edemez. Doğumsal bir genetik bozukluktan dolayı. O zaman da yabancı cisim, toz, mikrop içeriye girip hastalık yapıp bronşektazi yapar. Bu var ama bu daha az. Doğumsal bronşektazi. Esas olarak bronşektaziler post enfeksiyoz, yani bir enfeksiyondan sonra oluşuyor. Bu enfeksiyonlar da genellikle çocukluk çağında geçirilen boğulmaca, kızamık gibi enfeksiyonlar sonrası akciğerin belli bir bölümünde oluşan enfeksiyonun bronşları genişletmesi. Hep bronşektaz hastaları der ki, vallahi ben çocukluğumda bir hastalık geçirmişim. Ondan sonra sürekli öksürüyorum, sürekli balgam çıkartıyorum. Yani bunun sebebi çocukluk çağında geçirilen bu enfeksiyonlar, boğulmaca, kızamık veya ağır bir zatüre geçirmişse çocuk sonrasında bronşektazi oluyor. Bunu fark etmesi, yani bronşektazi fark etmesi çok zor değil. Hastalar sürekli balgam çıkartacak şekilde sürekli solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorlarsa çekilecek bir akciğer tomografisiyle bronşektazi tespit ediliyor. Önleme şöyle, yani hastaların o enfeksiyon döneminde çok iyi tedavi edilmeleri gerekiyor ki bronşektazi oluşmasın. Yani basitçe aman ne oluyor öksürüyor çocuk falan düzelir falan değil. İyi bir çocuk doktoru kontrolünde çocukların iyi tedavi edilmelerini sağlamaları lazım. Oluştuktan sonra, ya yani bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra çocukta eğer böyle her yıl diyelim ki 2 yıldır çocuk sürekli olarak hasta, sürekli olarak antibiyotik kullanması gerekiyor ve bol balgam çıkartıyor, sürekli ateşi yüksekse, o zaman çocuk doktoru kontrolünde bir bilgisayarlı tomografiyle bronşektazi olup olmadığına erken dönemde bakmak kesinlikle faydalı olacak. Daha ileride daha kontrol altına alabilmek için bronşektaziyi.